Teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. İzmit Belediyesi Mekteren ekibine bu güzel gösteriler için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Çok teşekkürler. Ve tabii ki bu festivalin ilk açılış konuşmasını yapmak üzere İzmit Belediye Başkanı Sayın Doktor Nevzat Doğan'a ben günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yapmak için mikrofonu takdim ediyorum. AK Parti İzmit İlçe Başkanımız Bosna ve Gagavuzya'nın güzel illerinden Travnik'in belediye başkanı arkadaşım, Çadırlunga'nın belediye başkanı ve yardımcısı arkadaşlarımız, değerli heyetleri, değerli sivil toplum örgütleri, hemşerilerimiz, esnaflarımız, hanımefendiler, beyefendiler, büyüklerimiz, gençlerimiz, değerli basın mensupları, saygıdeğer İzmitliler. Öncelikle hepinizi en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Evet, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her yıl uluslararası pişmaniye festivalimizi başlattık. O tarihe kadar bu festivaller yapılmadığı gibi kurumsallaşma adına, ticari faaliyet adına yapılacak çok işin olduğunu gördük. Ve o günden bugüne artık pişmaniyemizin patenti
İzmit'e aittir. Bunun patentini aldık. Diğer bölgelerdeki imalatları pişmani olarak biz kabul etmiyoruz zaten. Pişmaniye İzmit'indir. Eğer pişmaniye yiyecek olan varsa da üstünde İzmit pişmaniyesidir yazısına bakması lazım. Pişmaniye üreticilerimizi her yıl destekledik. Hem bu etkinliklerle pişmaniyenin şarkısını, klibini, heykelini, her tür çalışmasını destekledik. Ve özellikle maskotunu da yaptık. Maskotunu da şu anda daha fazla üretimine destek oluyoruz. Pişmaniye ile ilgili yurt dışına her yıl pişmaniye üreticilerimizi götürüp onların orada iş bağlantıları yapmalarını, orada pişmaniyeyi tanıtmalarını destekledik. Bunları ne için yapıyoruz? Bunları İzmit'in bir markası olan, yıllardır değeri olan pişmaniyeyi daha çok üretelim, daha çok satalım, daha çok tükettirelim diye yapıyoruz. Bunun anlamı şehre daha çok katma değer gelmesidir. Şehre daha çok gelir gelmesidir ve daha fazla istihdam olması, işçi çalıştırılmasıdır. Tabii ki yapacak daha çok işimiz var. Bu sene yurt içinden başlattık. Her yıl yurt dışından başlatıyorduk. Ama bu senenin ayrı bir önemi vardı. Çünkü son bir yıldır bir anlamda tabiri caizse ülkemizin üzerine dışarıdan içeriden, içeriden hainler, dışarıdan bölücüler ve Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen Türkiye düşmanları saldırdılar. Ve yurdumuzun güneydoğu bölgelerinde çok farklı örgütler üzerinden şehitlerimizi verdik. Ve oranın yönetilmez duruma gelmesine çalıştılar. Ama bir şeyi 15 Temmuz'da da bir kez daha gösterdik ki bu millet bir ülkenin ne özgürlüğünü, ne birliğini, ne beraberliğini, ne de Güneydoğu'nun, doğunun bir çakıl taşını hiç vermeye niyeti yok. Ve bunu sonsuza kadar da mücadele olarak sürdürecektir. İşte bunun da anlamı açısından danışmanlık yaptığımız kanyon bölgelerinde Ağrı'dan başlattık. Bir dahaki sene belki Mardin'den başlatacağız. Burada hem bir milli birlik beraberlik mesajına destek olmak, hem de orada da pişmaniyeyi sevdirdik yani. Pişmaniye çektik Ağrı meydanında, Diyadin meydanında. İnsanlara kendi elimizle tattırdık. Biraz da dedik pişmaniye ikram edin evde. Ama ben buradan bir şey söyleyeceğim. Biz de pişmaniyeyi evde ikram etmemiz lazım. İş yerlerinde ben gidiyorum hala çikolata ikram ediliyor. Çikolatalı pişmaniye ikram edin bari. Biz şahsen öyle yapıyoruz. Onun için şehrimizin markasına da İzmitliler olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Değerli hemşehrilerim, sözlerimi tamamlayacağım. Bizim bütün derdimiz bu şehrin yarın çocuklarımıza çok daha modern, çok daha çağdaş, çok daha yaşanabilir, çok daha zengin, turistik, sağlıkta, eğitimde Türkiye'nin göz bebeği bir şehir olarak emanet edilmesidir. Onun için çalışıyoruz gece gündüz. Bakın İzmit hep sanayi kenti olarak anılıyordu. Ama yaklaşık 10 yıldır hep birlikte yürüttüğümüz mücadelelerle özellikle sağlıkta bir sağlık turizmini başlattık. Bugün şehrimizdeki hastanelerimiz artık Türkiye'den ve yurt dışından hastalar alıyor. Gidin üniversiteye, kanser hastanesine, kadın doğuma, yanık merkezine, yarısından fazlası hastalarımızın hep şehir dışından gelenler. Bu sağlık turizmi demektir. Şimdi
tarih turizmine çalıştık. 8-9 yıldır ata yadigarlarını, konakları, çeşmeleri, camileri, sarnıçları birer birer restore ettik. En son özellikle Kültür Tepesi'nin geçen dönemki birinci etabını bitirmiştik. Şelalenin olduğu yer. İkinci etabını da bitirdik. Şimdi orada farklı bir güzelliğimiz ortaya çıktı. Kapanca sokağımız, Akçakoca mahallemiz, Sırrıpaşa caddemiz. Gerçekten gezmenizi isteriz. Müzelerimiz. Şu anda etnografi ve diğer tarzdaki müze çalışmalarımız da sürüyor. Ama bugün temelini attığımız ve inşallah bu yılın sonunda bitireceğimiz sanal gerçeklik küresi planatoryum Kocaeli'nde bir ilk, Türkiye'de de üçüncüsü ve en gelişmişi. Yine turizm merkezliği için yaptığımız bir çalışma. 17 Ağustos'ta bitecek olan Türkiye'de değil dünyadakilerin de en iyisi deprem müzesi, dokümantasyon ve eğitim merkezini de inşallah açacağız. Ve Red Bus dedikleri kırmızı otobüsle turizm tanıtım çalışmalarına başladık. Artık merkezden ücretsiz belli bir periyotta bu söylediğim yerleri gezdiren bir aracımız ve görevlilerimiz var. Önce bizler bir tanıyalım bakalım. Hele bir gidin bir görün bakalım neler yapmışız. Şimdi kimse göremiyor oralarda neler olduğunu. Ama inanın 9 yıldır çok büyük emek sarf ettik. Ben buradan şunu ifade edeyim. İnşallah yakında turizm özellikle şirketleri turları da şehrimizi artık İstanbul'a gelen turistlerin bir güzergahı olarak turizm listelerine koyacak. Artık turizm haritalarımız hazır, sitemapler. Bütün turistik yerlere dağıttık. Otellerimiz de var. Bir butik otel bitirdik, şimdi ikincisini yapıyoruz. Artık turizm informasyon bürolarımızı da açmaya başladık. İki tane açtık. Turizm Kültür Müdürümüz de burada. Sağ olsunlar, birlikte çalışıyoruz. Ve sıra geldi biraz daha şehri turizm açısından tanıtmaya. Efendim turizmden bize ne demeyelim. Şehrimiz eğer dışarıdan bu turistik gezilere bir destinasyon merkezi olursa buraya yeni müşteriler gelecek demektir. Kafemize, lokantamıza, kuaförümüze, otelimize, çarşımıza, her yere yeni müşteriler demektir. Biz de zaten buna çalışıyoruz. Esnafımız daha çok kazansın. Daha çok büyütsün işlerini diye. Biz biliyoruz şehir merkezindeki esnafımızın çeşitli zorlukları çektiğini. Ama globalleşen, büyüyen bu pazarda maalesef yeni büyük şirketler geliyorlar, kurumsallıklarıyla daha öne geçiyorlar. O zaman müşteriyi artırmak, pastayı artırmak zorundayız. Esnaflarımızın da tabii ki kendi ticari faaliyetlerini geliştirmek için biraz daha kafa yormaları, belki yeni adımlar atmaları da gerekebilir. Ben bu duygu düşüncelerle özellikle İzmit'imizin bu anlamda bir yandan altyapı, üst yapı çalışmalarına gayret ederken, rutin belediyecilik çalışmalarına gayret ederken, diğer taraftan da kentsel estetik, kentsel dönüşüm, turizm ve diğer yaşanabilir sosyal çevrenin oluşması için de gayret ettiğimizi ifade ediyorum. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Allah'a çok şükür paranızın kuruşunu ziyan etmeden yapıyoruz. Gecemizi, gündüzümüzü işimize, şehrimize harcıyoruz. Kültür Müdürüm, AK Parti İlçe Başkanım, Emniyet Müdürüm, değerli çalışma arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili İzmitli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, ağız tadıyla, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlayıp çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Sanayi şehri olarak
Kocaeli anılır, İzmit anılır. Ancak gerçekten de biz buraya gelip yaşamaya başladıktan sonra gördük ki Kocaeli bir kültür merkezi, Kocaeli bir sanat merkezi, Kocaeli bir tarih merkezi. İşte tarihimizi, kültürümüzü ağız tadıyla birleştiren Pişmaniye bir marka olarak 9. kez festivaliyle sizlerle bir arada oluyor. Ben belediye başkanımızın sözüne katılıyorum. Saygıdeğer başkanımız şunu söyledi. Gerçekten de burada bütün esnafımızın, bütün misafirlerimize hangi tatlıyı ikram ederse etsin muhakkak yanında bir pişmaniye koymasını talep ediyoruz. Bütün iş yerlerimizde eğer böyle bir tanıtım, böyle bir tatlandırma olursa bu ağız tadı tüm ülkeye İzmit'imizden, Kocaeli'mizden yayılacaktır. Ben tekrar böyle güzel bir festivali bizlere hazırladığı için, böyle bir tanıtımı bütün ülkeye sunduğu için değerli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Zaten başkanım zaten hava şartları nedeniyle şey oldu. Pehlivanım da burada, baş pehlivanım. Hoş geldin. Evet. Sayın başkanım bir çevirelim mi? Evet, bir saniye pardon. Başkanım, sen çevir. Hocam. Çeşitli çoğaldı. Evet oldu başkanım. Başkanım. Evet, tabak verin. Tut başkanım. Başkanım tut bakalım. Tut kim güçlü görelim. Ay maşallah. Tut başkanım. Hadi bakalım ben Arnavut. Beyefendi. Hanımefendi tutun beraber çekelim. Ooo. Başka var mı? Sayın müdürüm. Ama bayanı tutuyoruz mu? Evet. Şey pehlivan mı çekelim ya? Pehlivanımız da. Arkadaşlar bakın. Baş pehlivanımız. Bakalım o mu güçlü ben mi? Check.